İkinci olarak travma hastasının karın muayenesi inspeksiyonla başlamıştık. Oskültasyonla devam ediyor. Oskültasyonda mutlaka steteskopumuzun çan ve diğer kısmının açık olduğuna dikkat etmeliyiz. Ve mutlaka tüm kadranlardaki bağırsak sesi dikkatle dinlenmeli. Bu bağırsak sesleri bize artmış veya azalmış olması bazı tanılarda yardımcı olabilir. Örneğin karın içerisinde travmaya bağlı bir bağırsak yaralanmasında olası bir peritonit varlığında bağırsak sesleri bize azalmış olarak gelebilir. Veya yine olası bir karın içi kanama varlığında da bağırsak sesleri relatif olarak azalabilir.